Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da esma ve sıfat ile ilgili lemalardan, çünkü Allah isimleriyle ve sıfatlarıyla bilinir. Kafirlerin Allah'ı inkar etmelerinde en önemli rol, Allah'ın isim ve sıfatlarında hataya düşmeleridir. Yani kendi kısır akıllarıyla, acaba hadi ben bir şeyi yapıyorum veya bir 3-5 kişilik ailenin rızkını götürüyorum. Allah bu bütün varlıkların rızkını nasıl veriyor? Veya bunları nasıl diriltecek? Ki hani az bir düşünse bu manada sıfatları, vasıfları cihetiyle, mesela buna benzer soru Hazreti Ali'ye de soruluyor. Allah bu insanları nasıl tekrar diriltecek? Hazreti Ali diyor ki nasıl bu insanları rızıklandırıyorsa o şekilde diriltecek. Bütün bu varlıkları, mikro alem, makro alem, deniz, kara, hava sayılamayacak, mikroskopik canlı. Bütün bunları hayatiyetini verip de devam ettiren, rızık ile idame ettiren, elbette ki tekrar onları diriltecektir. Hiç yaratan bilmez mi? Hiç yoktan var eden tekrar iade edemez mi? Eder. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını, elbisesini sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. Yani onun üzerinde Cenab-ı Hak tüm sanatını, bir ressamın kağıt üzerinde vesaire yaptığı gibi. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder. Birçok değişimlere uğratır. Muhtelif esmasının, isimlerinin cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Demek ki bunların oluşumu aslında Allah'ın o isimlerin tecellisine baktığı cihetledir. O onu gerektiriyor yani. Adeta insan-ı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye, bir aleme asgar, küçük bir alem olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Görüntü ve tecelli yansıması. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife, o bakiye karşı alaka peyda etmektir. Ve esmasını isimlerine yapışmaktır. Özellikle insan kendisi için uygun gördüğü, etkileyen bir ismine yapışmalı. Onu virt edinmeli. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. Bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla, kabiliyetleriyle o baki sermediğinin daire-i marziyatında, rıza dairesinde esmasına, isimlerine yapışıp, ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Hem bu kainatı, haddi hesaba gelmez tecelliyat-ı cemal, ve kemalatına mazhar eden o zat-ı cemil-i zülkemal, elbette bilbedahe sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami kapsamı ve en mükemmel mikyası ve medarı olan bir zata, herhalde en ekmel bir vaziyet-i ubudiyeti kemalde, mükemmel, en nihai noktada ve onun vaziyetini sairlerine numune-i imtisal, üsve-i hasene, en güzel bir örnek edip herkesi onun ittibaına, uyulmasına sevk edecek. Ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün. Efendimiz'i farklı gösteren olay, Esma-i İlahiye olan farklı tecelli ve mazhariyetidir. Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var. 99, 1001 diyoruz, İmam Gazali 6000 diyor. Bir de bunun ahiret boyutunu düşün. Cennette ebediyen var olduğu sürece Allah, tecellisinin oradaki sürekli farklı yansımalarıyla 6000 değil, 6 milyar, 6 trilyon. Niye? Çünkü Allah'ın zatı ezeli ebedi olduğu gibi sıfatları da ezeli ve ebedidir. İnsan ebede namzet olduğu içindir ki bu manada ebediyen o tecelliye mazhar olacaktır farklı farklı tecellilere. Çünkü cennette monotonluk, stabillik, tek düzeylik yok. Sürekli cennetteki değişim Allah'ın esmasının değişimidir. İnsanın o değişime mazhariyeti söz konusudur. Bu da ila nihaya gidecektir. El küfür ve dalalet ise küfürdeki inkarıyla mevcudatın ille gayeleri ve sebebi bekaları olan o netice-i azamı reddettikleri için umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi umum masnuatın aynelerinde cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini aynedarlık cihetinde âli yüce eden Esma-i İlahiye'nin cilvelerini inkar ettikleri için o Esma-i Kutsiye'ye karşı bir tezyif, bir zayıf, hafife alma gibi
umum masnuatın kıymetini tenzil ile makamından, durumundan indirerek o masnuata karşı bir tahkir-i azimdir. Bu kainatın daire-i kübrasında binbir ismi ilahiyenin cilvesinden uzanan nurani atkılar, kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahimiyeti ve bir nakş-i şefkati dokuyor. Ve öyle bir hatem-i inayeti neslediyor ki, dokuyor ki, güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Yani her şeyde o damga ve mührü okumak mesele orada. Yoksa hepsinde var o damga. Kur'an kendi şakirtlerinin ruhuna öyle bir inbisat, genişlik ve ulviyet, yücelik verir ki, 99 taneli tesbihe bedel, 99 esma-i ilahiyenin cilvelerini gösteren, 99 alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakirtlerinin ellerine verir. Evratlarınızı bununla okuyunuz der. Esma-i ilahiyenin cilvesinin tenevvüüne, çeşidine göre, makamat-ı evliyada öyle meratip var. Esma-i ilahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Kalp de bir arştır fakat ben de arş gibiyim diyemez. Cenab-ı Erhamur Rahim'inden bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlası tam ve muvaffak eylesin. Amin. Niye? Çünkü orada bütün Esma-i Hüsna. Hepsi bilir. Cenab-ı Hakk'ın o bütün isimlerin insana şefaatçi olduğunu düşünür. Mevcudatın kemalleri saniye Allah'a müteveccih yüzlerinde yönelik olarak tesbih ve ibadet ile tezahür eder. Bunlarla açığa çıkıyor. Yoksa gizli kalıyor. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. O vakit. İbadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu samadani ve birer aynı esma-i rabbaniye olan mevcudatı âli makamlarından tenzil ettiğinden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camit, cansız, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden mevcudatı tahkir eder, kemalatını inkar ve tecavüz eder. Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Esma-i Hüsna tabiri samedanisiyle gösteriyor ki güzeldirler bütün isimleri. Nur-u Kur'an ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Biri Esma-i İlahiye'ye bakar, onların aynesidir. İkinci yüzü ahirete bakar, onun mezrası, tarlasıdır. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar, ehli gafletin melâbegâhıdır, eğlence yeri. Dünyanın ahirete ve Esma-i İlahiye'ye bakan güzel iç yüzlerine karşı ne bir insana muhabbet verilmişken o muhabbeti suistimal ederek fani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden hadis-i şerifinin sırrına mazhar olmuşlar. Bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemali mutlak sahibi, Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcelal'in bir isminin cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o kamil-i mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye, gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştu. Şuur-i iman ile vücudum, vacib-i vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla, vahşi evhamdan ve hassiz firaklardan ve hassiz müfarakat ayrılık ve firakların elemlerinden kurtulup, mevcudata, hususan zihayatlara taalluk eden ef'al ve esma-i ilahiye adedince, o kuvvet rabıtalarıyla münasebet peyda eylediğim bütün sevdiğim mevcudata, muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Şems-i ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemal-i kutsisine ve nihayetsiz güzel esma-i hüsnasının sermediği güzelliklerine aynedarlık edip, cilvelerinin tazelenmesi için bu güzel masnular, bu tatlı mahluklar, bu cemalli mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller, kendilerinin malı olmadığını, belki tezahür etmek isteyen sermediği ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerred ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri ve lemaları ve cilveleri olduğunun pek çok kuvvetli delilleri Risale-i Nur'da tafsilen izah edilmiş. Her yerde hakikaten sürekli Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatlarını nazara veriyor. Olayı oraya bağlıyor.
Bir dakika küfür, bin bir esma-i ilahi inkar ve nukuşlarını, o nakışlarını, işlemelerini tezyif, zayıf, kıymetsiz görmek ve kainatın hukukuna tecavüz ve kemalatını inkar ve hassiz delail-i vahdaniyeti tekzip, şehadetlerini reddetmek olduğundan kafiri binler seneden ziyade esveli safiline atar, halidine de orada ebedi halidine fiha ebeda orada hapseder. Koca bahar bir çiçektir. Cennet dahi bir çiçektir. O mertebenin mazharlarıdırlar. Ve alem güzel ve büyük bir insan. Ve huriler nev'i ve ruhaniler taifesi ve hayvanlar cinsi ve insan sınıfı her biri manen güzel bir insan hükmünde bu mertebenin gösterdiği esmayı safahatıyla gösteriyor. Bu esma-i mübareke dürbünleriyle mevcudattaki cilveleri altında ef'ali ilahiye ve asarına bakmakla müsemma-i zülcelale intikal edilir. İsm-i Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiili tanzif ve tathir dahi o zat-ı vacibül vücudun hem güneş gibi mevcudiyetini hem gündüz gibi vahdaniyetini gösteriyorlar. Ve meskur tanzim, tevzin, tezyin, tanzif müsüllü o ef'ali hakimane azami dairede vahdet-i nev'iyyeleri noktasında bir tek saniye vahidi gösterdikleri gibi Esma-i Hüsna'nın ekserisinin belki binbir esmanın her birinin böyle birer cilve-i azamı bu daire-i azamda vardır. Ve o cilveden gelen fiil büyüklüğün nispetinde vuzuh ve kat'iyetle vahide ahadi gösterir. Ekser Esma-i Hüsna'nın her biri Risalet-i Ahmediye'ye birer parlak bürhandır. Çünkü Risalet-i Ahmediye birçok esmaya mazhar. Evet, hayatın öyle bir camiyeti var, adeta umum kainatı tecelli eden ekser esma-i sunayı kendinde gösteren bir cami aynı ehadiyettir. Veya mefhumu var, ters orantılı bakalım. Bir anda kainattan hayatı kaldırır. Bütün esma-i ilahiye örtülür, gizli kalır. Onun ile, hayat ile esma-i ilahiye devreye giriyor. Şuunat-ı kutsiye ve o hayat-ı akdeste var ki, o şuunat, tüm işler. 24. mektupta Üstad'ın ayet-i kerimeyi tefsir ettiği gibi külle yevmin ve fişen. Allah her an bir iştedir. Böyle hassiz faaliyetle ve nihayetsiz bir hallakiyetle kainatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor. Hatta bir şeye iki kere tecelli etmiyor. Elbette cemili mutlak olan Zat-ı Kayyum-u Zülcelal'in binbir esma-i sunasından her bir ismi kainatın şehadetiyle ve cilvelerinin delaletiyle ve nakışlarının işaretiyle her birisinin her bir mertebesinde hakiki bir hüsn, hakiki bir kemal, hakiki bir cemal ve gayet güzel bir hakikat. Belki her bir ismin her bir mertebesinde hassiz envai hüsnle, hassiz hakaiki cemile vardır. Esma-i Hüsna'nın umumunda her birisi bir bu faaliyeti daimede böyle kutsi bazı şuunat-ı ilahiyeye medar olduklarından hallakiyeti daimeyi iktiza ederler. Sürekli Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını gerektirir. İsm-i Kuddüs'ün cilve-i azamına bak ki, yani kainatı sürekli temizlemesi maddi manevi. Kainatın bütün mevcudatını öyle temiz, pak, safi, güzel, süslü, berrak yapar gösterir ki, bütün kainata ve bütün mevcudata, cemili mutlakın hassiz derecede, cemal-i zatisine, layık ve nihayetsiz güzel olan Esma-i Hüsna'sına münasip olacak güzel ayneler şeklini vermiştir. Zat-ı Hayy-i Kayyum, insana bütün esmasını ihsas etmek, hissettirmek ve bütün enva ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki, o midenin geniş sofrasını hassiz enva-i matumatıyla, çeşit çeşit yiyecekleriyle kerimane doldurmuş. Ve dilede her birini birbirinden ayırabilecek hususiyetler koymuş. Onunla da kendi esmasını tanıtıyor. Ve insaniyet midesinden sonra hassiz geniş bir diğer sofrayı nimet açmak için İslamiyet ve iman akidelerini çok rızık ister bir manevi mide hükmüne getirip onun rızık sofrasının dairesini mümkünat dairesinin haricinde genişletip esma-i ilahiyeyi de içine alır kılmıştır ki o mideyle İsmi Rahman'ı ve ismi Hakim'i en büyük bir zevki rızkı ile hisseder. Elhamdülillahi ala rahmaniyeti ve ala hakimiyeti der. Ve hakeza.
bu manevi mide-i kübra ile hassiz nimeti ilahiyeden istifade edebilir. Bilhassa o midedeki muhabbeti ilahiye zevkinin daha başka bir dairesi var. Yani göz için görülen mesmuat alem, mutsirat alem, kulak için mesmuat işitilen alem, ağız için de koca kainat bir mekulat alemi, yiyecekler alemi, mutfak gibi olmuş. İnsan kendi acz-ı mutlakıyla Halika'nın kudret-i mutlakasını ve derecatını ve aczin dereceleriyle kudretin mertebelerini hissetmektir. İnsanda bu var. Enaniyete bunu koymuş Cenab-ı Hak. Benliğe. Ve fakr-ı mutlakıyla rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve zafiyle onun kuvvetini anlamaktır ve hakeza. İnsan şu kainatın hakaiklarına bir vahid kıyasidir, ölçü birimi. Bir fihristedir, bir mikyastır ve bir mizandır. Ebedi bir cemal, fani bir müştaka ve zail bir dosta razı olmaz. Ebedinin sadık dostu ebedi olacaktır. Ebedi bir cemal, fani bir müştaka ve zail bir dosta razı olmaz. Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından istitar etmiş, örtülmüş, gizlenmiş olan Zat-ı Akdes, zeminin bütün takdisat ve tesbihatıyla seni kusurdan, acizden, şerikten takdis ve bütün tahmidat ve senalarıyla sana hamd ve şükrederim. Nebatat ve eşcar, bitki ve ağaçlar seni tanıyorlar. Senin sıfat-ı kutsiyeni ve esma-i hüsnanı bildiriyorlar. Hem biliyor hem bildiriyor. Senin o sadık elçilerin ve o doğru dellal saltanatının hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alem-i bekada ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika, güzel cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler. Yani müşterekler. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin.